Herkese merhaba. Geçen haftalarda konuştuğumuz çatılarda havalandırma ve pişmiş toprak tabanlı çatı kaplama ürünleriyle ilgili bir egzersiz alıştırma yapalım, çizim alıştırması. Bu örneği ikinci uygulamada çalışmıştık. Bir beşik çatı var. İki tarafında parapet duvarı var. İki yanında saçak olduğunu görüyoruz. Gerçekte bu şekilde görünüyor. Bu noktanın kesitini alarak 1 bölü 5 ölçekte bu ayrıntıyı oluşturmaya çalışalım. Ayrıntıyı tasarlamaya çalışalım. 1 bölü 50 çatı planını bu şekilde çizmiştik ve bunun AA kesitini almıştık. Çalışacağımız ayrıntı noktası buradaki saçak noktasıdır. Burayı 1 bölü 5 ölçekte çözmeliyiz. Çatı planından farklı olarak çatı planında şunu söylemiştik. Tüm kaplamalar kaldırılır. Baca varsa bacadan yatay kesit alınır. Aşağıya bakılır. Bu 1 bölü 50 ölçekteki çatı planını çizmemizdeki amaç çatı strüktürünü uygulatabilmek. Burada vereceğimiz ölçüler, ürün bilgileri ve kodlarla şantiyede buradaki çatı strüktürünü yerinde uygulatabilmek. Şu an çizeceğimiz ayrıntı ise tüm kaplamalarıyla her ürünüyle bitmiş bir çizim olmalı. Böylece bu uygulanan çatı strüktürünün devamını yapabilmeliyiz. Şantiyede devamını getirebilmeliyiz. Çizeceğimiz ayrıntı bu anlamda bilgiler içermeli. Bu noktayı çalışacağız. Elimizde 1 bölü 50 ölçekte betonarme döşememiz var. Bir aşık olduğunu görüyoruz. Konsol olarak dışarı çıkan bir merteğimiz var. 5-10 ölçülerde. Ve arkada parapet duvarının görünüşü var. Şimdi bu uygulamayı yapabilmek için belli çevre koşulları olduğunu varsayalım. Bu yapı, tasarlanmış bu yapı sıcak ve kuru bir iklim bölgesinde yer alsın. Yağış oranı düşük olsun, yıllık yağış oranı. Buradaki çatı strüktürünü taşıyan döşemenin altında yatak odaları yer alsın. Ve buradaki çatı arası mekanı kullanılmıyor olsun. Şimdi bu durumda bazı kararlar üretmeliyiz. Çevre analizini bu şekilde yaptığımızı varsayarsak, çevrede bu koşullar varsa, kullanıcının gereksinimlerine göre ürün kararlarını vermeliyiz. Şöyle düşünebiliriz. Çatı kaplamasını Marsilya tipi kiremit seçelim, pişmiş toprak tabanlı. Çatının döşemesinin altında yatak odaları olduğu ve yağış oranının düşük olduğu, kuru sıcak iklim bölgesinde yer aldığını düşünerek burada buhar, su buharı yani nem olmadığını varsayabiliriz. Dolayısıyla nem problemi yoksa çatı arasında bir havalandırmaya da ihtiyaç olmadığını kabul edebiliriz. Aynı şekilde kar yağışı da yokmuş varsayalım. Mutlaka ısı yalıtım yapmalıyız. Sıcak olduğu için iç mekanı serin tutabilmek adına. Çatı arası kullanılmıyorsa eğer, ısı yalıtımını bu döşemenin üzerine yerleştirebiliriz. Ve ısı yalıtımını da glass wool seçebiliriz. Cam yünü seçebiliriz. Çünkü üzerinde gezilmeyecek. Dayanıklı olması, yani basınç dayanımının fazla olmasına gerek yok. Su yalıtımı için çok yağış almadığından plastik bir örtü yeterli olabilir diye düşünürüz belki de. Ancak bunun da buhar problemi olmasa bile yine de buhar geçirgen nitelikte bir türünü seçebiliriz. Drenaj sistemi için de PVC olduğunu varsayalım. Bunu seçmiş olalım. Öncelikle çizim yapmadan önce bu kararları üretmemiz ve bu ürünlere karar vermemiz gerekir. Görüldüğü gibi çevredeki koşulları dikkate alarak kullanıcının gereksinimleri ve bu gereksinimleri karşılayacak nitelikte ürünler seçmeye çalışıyoruz. Ayrıntıyı çizerken birinci adımda 1 bölü 50 ölçekte ayrıntıyı çizeceğimiz alanı bir çember içerisine ya da bir dikdörtgen içerisine alıp bu dikdörtgenin çemberin içinde yer alan tüm çizgileri 1 bölü 5 ölçeğe büyütmek gelmeli. 1 bölü 5 ölçeğe büyüttüğümüz nokta tam da böyle bir nokta. Fotoğraf da bu şekilde de görülüyor olabilir. Bir kiriş var, bir betonarme döşeme var. Bunun üzerinde boylu boyunca giden bir damlalık aşığı var. Fotoğrafta göremiyorum arka kısımda kaldığı için. Bunun üzerinde 45-50 santim aralıkla konumlanmış mertekler var. Mertekler yapının dışına doğru uzuyor, konsol olarak çıkıyor.
Tam bu noktada fotoğrafta algılıyoruz. Mertekler arasında bir boşluk var. Burada perspektifte de gösterilmiş. Bu boşluğu doldurmalıyız. Aksi takdirde buraya hayvan, kuş, böcek girebilir. Bu nedenle bunu nasıl kapatabileceğimize ilişkin bir karar vermeliyiz. Daha önce derslerde konuştuğumuz gibi buraya küçük bir duvar örebiliriz. Parçalı üründen, yani tuğla ya da gaz betondan yapabiliriz. Beton dökebiliriz mertekler arasında. Her bir merteğin arasına, burada perspektifte kesitli çizgilerle çizilmiş, gösterilmiş, küçük duvarcıklar yapabiliriz. Ya da burayı başka bir sistemle, başka bir ürünle kapatabiliriz. Ben uygulamada buraya duvar örmeyi tercih ettim. O zaman bu duvarı buraya yerleştiriyorum. Ardından ısı yalıtımını, üçüncü adımda ısı yalıtımını verdiğim karar doğrultusunda ısı yalıtımını çizerek gösteriyorum. Döşeme üzerine koyalım demiştik. Burada kesitte döşeme üzerinde yer alıyor. Duvarla mertek aşık arasında da. Ancak bu yüzeyden de ısı kayıpları olabilir endişesiyle buradaki betonarme yüzeyi de ısı yalıtım ürünüyle kaplıyorum. Yalnız burada cam yönü seçmiştim. Üzerinde basılmayacaktı. Su problemi yoktu. Bu nedenle yanmaz bir üründü. Tüm bunları dikkate alarak cam yönünü seçmiştim. Fakat burası dış ortam. Islanabilir. Ve cam yönü ıslanırsa bütün niteliğini kaybeder. Bu nedenle aynı ürünü kullanamam. Ayrıca buraya bir kaplama ihtiyacım var. Bunu sıva olarak eğer seçersem ıslak bir kaplama olduğu için yine cam yönü ıslanabilir. Bu nedenle ya önlem alınmış bir cam yönü sandviç panel haline getirilmiş bir cam yönü seçmeliyim. Ya da XPS türü, EPS türü ıslandığında bir probleme neden olmayacak başka bir ürün seçmeliyim. Ya da bu koşulları sağlayacak herhangi başka ürün. Şimdi döşeme üzerine bu şekilde serildiğini varsayıyorum. Dediğim gibi bu ürünü seçmiş bulundum. Burada mesela cam köpüğü de var. O dış ortam için bunu da kullanabilirim. Ya da demin bahsettiğim anlamda sandviç panel haline getirilmiş. Yani talaş levha, çimentolu talaş levhayla koruma altına alınmış bir cam yönü de seçebilirim. Ancak buradaki duvar çıkıntısını görmek istemediğim için duvarı burada biraz kalınlaştırdım. Şurada oluşan boşluğa hem üstteki duvarı hem alttaki duvarı kalınlaştırdım. Oluşan boşluğa ısı yalıtımı ürününü yerleştirmiş oldum. Sonra bu noktadan sonra kiremit altı tahtası dediğimiz buradaki kaplamaları, yalıtımları tutacak bir yüzeye ihtiyacım var. Bunun için de şunu söylemiştik daha önce derste. Ya aralıklı ahşap çıtalarla ya da bu şekilde yapay ahşap levhalarla yapalım demiştik. Bu durumda yapay ahşap levha seçmemiz gerekiyor. Uygun olan bir tanesini seçiyorum. Üzerine su yalıtımını kaplamalıyım. Su yalıtımını kesitte bu şekilde gösteriyorum. Bir dolu bir boş, bir dolu bir boş, bir taramayla, ince bir taramayla gösteriyorum. Su yalıtımını plastik seçmiştik. Tavek marka olan buhar geçirimli türünü seçmiştik. Bunun kalınlığı 1,2 mm gerçekte. 1/5 ölçekte bunu simgesel olarak birbirine çok yakın iki çizgi, ince çizgiyle gösterebilirim. Ardından kiremitleri kaplayabilmek için bir çıta yöntemini ben tercih ettim. Fakat başka bir yöntem de tabii kullanılabilir. Yaklaşık 34 santim aralıkla, çünkü Marsilya tipi kiremit bunu gerektiriyordu. Boyutların onu veriyordu. 3 santim ve 5 santim çıtaları çakarak, buradaki çakmayı da kesikli çizgilerle gösterebiliriz. Vida çizmeyelim üzerine. Burada görüldüğü gibi o çıtaları çakarak bir uygulama yapıyoruz. Şurada kesikli çizgilerle çakılmış olduğunu ifade ediyoruz. Ardından kiremitleri yerleştiriyoruz. Kiremitlerin hepsini tek tek kesitte çiziyoruz. Kiremitlerin çıkıntıları buraya takılıyor. Şu arkadaki çıkıntıları çıtaya takılmış oluyor. Ve üstündeki çıkıntılar da buradaki girintilere takılmış oluyor. Benzer biçimde kiremitleri çizerek kesitte yerleştiriyoruz. Ve buradaki kötü görüntüyü, kötü olabileceğini varsaydığımız görüntüyü kapatabilmek için buraya bir ahşap yüzey uygulaması yapıyoruz. Ahşap, daha nitelikli bir ahşap seçebiliriz burada. Dış ortamdan etkilenmemesi için belki emprenye edilmiş bir tür olabilir. Ahşabın cinsini belirtmeliyiz. Bu merteklerin alnına bir alın tahtası çakıyoruz ve alt kısmına da buradaki derzleri bırakacak şekilde ahşap çıtaları çakıyoruz.